Merhaba arkadaşlar, merhaba YouTube. Bugün bir kendin yap videosu olacak. Ben olmayacağım videoda. Ama umarım işinize yarar. Çünkü benim işime çok yarıyor bu. Bunu bana bir arkadaşımın annesi öğretti ve senelerdir bunu yapıyorum. Ve bence hem tasarruf hem tüketimde ve hem gerçekten sevdiğiniz rimeli yani boşuna atmazsınız. Çünkü normalde rimeli kullandığımızda kapağını her defasında bastığımızda şuralara rimel doluyor ve buralara fırça gidemiyor. Ve çektiğimizde şu kısma rimel doluyor ve bunları da biz yani kullanamıyoruz. Onun için bugün bunları nasıl kullanacağımızı size öğreteceğim. Gördüğünüz gibi bayağı rimelim var. Ben aynı markayı kullandığım için aynı markadan olacak. Ve size de tavsiyem aynı markadaki rimeli kullanın eğer bu yöntemi kullanacaksınız. Ya da birinin yani birisi tamamen bitmişse onu başa aldın, temizleyin, sıcak su dökün, bir iki kere üç kere onu dökün ve onun içine başka rimel kullanın. Birincisi, ikincisi kendi rimelinizi, yani aynı göze sürekli sizin kullandığınız rimeli başka kendi rimelinize tekrar şey hijyenik hijyenik olarak yani başkasının rimelini kendinize doldurmayın. Bunun iki tavsiyem. Şimdi ben size nasıl yaptığımı öğreteceğim. İhtiyacımız olan sivri bir şey, bıçak gibi, onu kesmek için çok az sıcak su kaynatılmış ve dökülmesin diye ben bir tabak hazırladım. Öncelikle şöyle rimelin etrafını bayağı böyle oyuyoruz bıçakla. Sonra böyle şey yaptığımızda, tık dediğimizde kesiliyor. Ben bir tanesini yaptım. Böyle tık dedi, kesildi. Şimdi ben size göstereceğim ne kadar fazla rimel kalıyor. Şimdi bu normalde kullanıyordum, çıkmıyordu. Şimdi ben bunu açacağım. Şimdi gördüğünüz gibi yani gördüğünüz gibi bir sürü rimel kalmış içinde. Ve bunu bu kadar çok çıkarmayacağım. Bir dakika. Dolduracağım rimel bu şimdi. Rimelimin kapağını buraya koyuyorum. Çok az kurumuş olabilir. Bunlar waterproof rimeller değil. Waterproof için hiçbir zaman bu yöntemi kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Çünkü ben bunu çok az kaynar suyla inceltiyorum. Ama waterproof'u böyle yani suya dayanıklı rimeli böyle yapamazsınız. Şöyle dolduracağım. İçeri tıkıyorum, çıkartıyorum. Tekrar içeri çıkartıyorum. Tekrar biraz daha alacağım. Ve gördüğünüz gibi gerçekten çok ağır. Biz bunu atıyoruz normalde. Ve böylelikle rimelinizi bayağı kullanabilirsiniz. Ve gerçekten pahalı rimellerde İnsan böyle bittiğinde çok üzülüyor. Bu kadar çok para verdim. Aslında bitmiyor. Gidip kenarlarda duruyor rimel. Böyle. Dolduruyorum. Yine tekrar kenarlara yayılanları alıyorum içeriye. Dediğim gibi ben öbür videolarımı izlediyseniz hep söylerim, rimel çok kullanırım. Sürekli rimel var gözümde. Rimelsiz bir hayat da düşünemiyorum. Çok sevdiğim bir makyaj malzemesi ve gerçekten onsuz makyaj düşünemiyorum. Onun için rimeller de çok pahalı. Yani iyi bir rimel gerçekten pahalı oluyor. Ya rimel ya maskara. Ve sürekli alamıyorsun onu. Bazı kişilerin mesela alerjileri var, aynı rimeli kullanmaları gerekiyor ve pahalı mesela bir rimel alıyorlar. Sadece en sonunda göstereceğim size ne kadar çok rimelin kaldığını
Ve videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi bayağı madde kalıyor içinde. Umarım bu video işinize yaramış. Eğer ki çok koyu olmuşsa, çok az böyle suya batırıp tekrar içine sokabilirsiniz. Karıştırabilirsiniz. Bu gerçekten benim işime çok yarıyor. Umarım sizin de işinize yarar. Ve ekonomi amacında çok size yararlı olur. Başka videolar için sizi çok öpüyorum. Başka videolara kadar ve tekrar kendin yap videolar sizin için yapacağım. Hem ekonomi hem kendi emeğiniz olan bir videolar yapacağım. Şimdilik hoşça kalın YouTube.